Önemli gün ve bayram arefelerinde genelde Ukrayna'da bir ateşkes bozulacağı yönünde yaygara çıkıyor. Şu anda da öyle söylentiler var. Ateşkes zaten askıya alınmış vaziyette. Devamlı çatışmalar aralıksız sürüyor bölgeden. Her gün yaralanma ve ölü haberleri geliyor. Ama ateşkesin kesilip tamamen çatışmaların yayılması bağlamında söylentiler ortaya çıkıyor. Büyük çaplı silahlarla bir geniş bir alana yayılmış şekilde bir muharebe söz konusu. Bunun söylentileri var. Bunun bağımsızlık bayramı akabinde başlayacağı yönünde söylentiler var. Bu benzer söylentiler önemli gün ve dediğim gibi bayram arefelerinde çıkıyor. Daha önce de 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde ateşkesin tamamen sona ereceği, geniş çaplı bir saldırının başlayacağı söylentileri vardı. Bu söylentiler ara ara oluyor. Tabii ne olup ne biteceğini, bağımsızlık bayramı çok yaklaştı, daha sonrasında göreceğiz. Bölge kırılgan, ateşkesin her an bozulup geniş çaplı bir savaş çıkması imkansız değil. Onun haricinde Ukrayna'da şu anda diyebileceğimiz en önemli gündem 24 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'na hazırlık çalışması. Çünkü bu devletin en önemli günü, en önemli bayramı. Bütün önemli kuruluşlar bu hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in ana merkezinde bugün artık ilk prova çalışmalar yapılacak. Bununla alakalı Ukrayna Bağımsızlık Bayramı'na savaş söylentileri arasında giriyor. Bağımsızlık bayramına hazırlanıyor diyebiliriz.